Bir Yemek Olsan'dan herkese merhaba. Ben Travel Uda. 3. sezonun ilk bölümüyle karşınızdayız. Yepyeni bir konseptteyiz. Çünkü artık misafirlerimizi bahçemizde ağırlayacağız. Çünkü yaz geldi. Biz daha rahat, daha keyifli bir program çekmek istiyoruz. Bu bölümün konuğu sevgili Aslı Bekiroğlu. Aslı Bekiroğlu bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu sorunun cevabını bu bölümde bulacağız. Tabii ki bunu tek başıma yapmam mümkün değil. Bunu değerli ekip arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Sevgili Duygu ve sevgili Beril bana destek olacaklar. O zaman Bir Yemek Olsan'ın 3. sezonu başlıyor. Bildiğin üzere sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdu? Biz buna çalıştık. Bir seyahate gittik. Çanakkale'ye gittik. Midye tuttuk. Bir midye çiftliğine gittik. Oradan midyeleri ben kendim ayıkladım. Hayatım neden Beşiktaş'a gitmedin? Şurada satılıyor abi. Senin için, senin için o kadar uğraştık ama yaptığın şey direkt tabağa bakmak oldu. Tebrik ediyorum o da işte. Bak bir tarafa tekrar anlayacaksın. Gerçekten bugüne kadar gelen en iştahlı konuğumuz sensin. Tebrik ediyorum. Harikasın. Merhaba. 3. sezon ilk konu Aslı Bekiroğlu. Siz zaten kendisini, benim tatlı yalanım, yol arkadaşım projelerden tanıyorsunuz. Kendisi çok başarılı bir oyuncu. Trev Şef'in yemeğini yapabilmesi için ben bazı araştırmalar yaptım. Röportajlarından ilginç bilgilere ulaştım. Mesela Aslı kolayı ekmekle anacak kadar çok seviyormuş. Şarkıcı olmak istemiş ama konservatuardan atılmış. Ama bu bilgiler bizim için yeterli değil. Aslı'nın haberi olmadan biz bir arkadaşına ulaştık. Şimdi Cansu Hanım'ı arayalım ve Aslı hakkında ne söyleyeceğini öğrenelim. Alo. Cansu Hanım merhaba. Biz Bir Yemek merhaba. Olsan programından arıyoruz. Ya, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Aslı hakkında bilgi almak istiyorum ben. Eyvah. Evet. Nasıl başlayalım? Aslı... aklıma gelince nasıl zaten siz de göreceğiniz üzere veya gördüğünüz üzere kendisi böyle hanım hanımcık dışarıdan böyle şeker kız kendi gibi gözüken bir kızımız. Onunla ilgili kimsenin bilmediği veya hani merak edebileceği şekilde şöyle söyleyebilirim. Yani dışarıdan bakıldığında bu kadar tatlı, deli dolu gözüküp sonra böyle üç katmanlı biri olarak ben düşünüyorum aslında kendisini. Dışarıdan böyle çok tatlı. Ondan sonra bir alt katmanında böyle hafif, deli dolu, biraz yırtıcı, yırtık ve aşırı yüksek enerjili bir karakteri yatıyor. Bir de sıfır egosuyla çok ilginç bir şekilde bu kadar güzel bir kadın, tatlı bir kadın ve hiç yani bu insanda ego ya ben tanık olmadım bu özelliğine de bayılıyorum. Başka nelerden bahsedebilirim? Sizin sorularınız olur mu? Ben aklıma geldikçe anlatayım mı? Bence bu kadar yeterli Cansu. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Yeterli diyorsanız. Evet yeterli. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Görüşmek üzere. Cansu Hanım'dan çok güzel bilgiler aldık. Ağzına sağlık. Ben şimdi bu bilgileri toparlayıp bir rapor hazırlayacağım. Beril Hanım'a ulaştıracağım. Bakalım Türev Şef nasıl bir tabak yapacak? Bu haftaki konuğumuz Aslı Bekiroğlu. Aslı Bekiroğlu'nun arkadaşlarından kendisinin çok cıvıl cıvıl, sempatik, neşe dolu, girdiği ortamın enerjisini yükselten biri olduğunu duyduk. Böyle insanlar hayatta sahip olduğu kaynakları diğer insanlara göre çok doğru kullanan, kendini mevcut duruma çok daha hızlı adapte edebilen insanlardır ve bu aynı zamanda bir zeka belirtisidir. Aslı Bekiroğlu, sempatik, cıvıl cıvıl, pırıltılı, neşe dolu halinin yanında bir yandan da istediği şeyi almak adına çok hırslı, arkadaşlarının tabiriyle yırtıcı birine dönüşebilecek biriymiş. Aynı zamanda kendisi kabul edici, yargılamayan, insanları olduğu haliyle kabul eden biri. Dolayısıyla bu hafta Türev Şef ne yemek yapacak bilmiyorum ama o tabak dışarıdan farklı, içeriden farklı görünen bir tabak olacak diye düşünüyorum. Bu sezonda bizim böyle bence en keyif alacağımız şey konu misafirlerimizin böyle olabiliyor olması. Bu rahatlıkta olmamız olacak. Ağzında da topu var. Ya. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir malzeme olur mu? Hayır. Eklemek istediğim bunlardan bir tabak daha olabilir. Hemen içeride hazırlarsın. Çünkü doymadım. Sevgili Beril'in ve Duygu'nun çalışmaları elime ulaştı. Şimdi Aslı Bekiroğlu bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Ben de onu çalışacağım.
Aslı ile ilgili en önemli özellikler rahat olması ve enerjisi yüksek olması. Bununla ilgili aklıma çok güzel bir ürün geliyor. Çanakkale'ye gideceğiz. Eminim Çanakkale'de bizi çok güzel bir macera bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Bugün Tıraya kadar eski bir tarihe sahip Çanakkale Gelibolu'dayız. Konuğumuz için hepimizin mutlaka yediği, ancak soframıza nasıl geldiğini hep merak ettiğimiz midyenin peşine düşüyoruz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl geçti yolculuk? Güzel güzel. Yolundaydı her şey. Gözlüğümü alayım. Eyvallah. Genel olarak bir ne yapacağımızı bir anlatabilir misin? Şimdi genel olarak ne yapacağız? Çiftliğimize gideceğiz. Tamam. Fabrikadan bizden istenen bir hasat miktarı var. Hasat miktarı kadar bir hatta yanaşacağız. Hasat miktarı kadar midye alacağız. O midyeyi makinelerimizde işleyeceğiz. Boylarını ayıracağız. İri midyeleri götüreceğiz, fabrikaya teslim edeceğiz. İnceleri de tekrar ekeceğiz, büyümeye bırakacağız. Genel olarak yapacağımız bugünkü işlem bu. Beni çok çalıştıracak mısın? Çalıştıracağım, yapacak bir şey yok. Denizde herkes çalışır. Hep beraber çalışacağız. Bu şekilde. Peki dikkat etmem gereken özellikle şeyler var mı? Dikkat etmen gereken şeyler, burada sular akıyor. Sulardan kendini koruman lazım. Biz sana koruyucu bir elbise vereceğiz, çizme vereceğiz. Onları kullanacaksın, ekipmanları. Daha sonrasında makinelerde tabii ki ellerini kollayacaksın. Makinelerin arasına girmemesi lazım. Kesmemen lazım. Midye kesicidir. Böyle çıplak elle aldığında ellerini kesebilir. Onlara dikkat etmen lazım. Onun dışında biz gerektiği zaman da seni uyarırız. Hani buna dikkat et. Şöyle yapma, böyle yapma diye seni tabii ki de yönlendireceğiz. Her şey aslında sahada belli olur. Tabii ki de sahada çalışarak göreceğiz. Hadi başlayalım. Tamam, başlayalım. Denizi tarlaya dönüştüren midyeciler denizin çiftçileri olmuş. Sıra sıra inci gibi ekilen midye dubaları bizi karşılıyor. Ekili atlarımızı böyle göreceksiniz. Bu arı bidonlarımız, dubalarımız daha çöküktür. Mal olduğunu biz bu şekilde de anlıyoruz. Yani elimizde bir çizelge var, bir Excel formülü var vesaire. Biz her ektiğimiz hatta giriyoruz. İşte bu kadar tonaj ektik, bu kadar boyda ektik falan. Onun büyüme çizelgesi var. Buradan takip ediyoruz. Diyoruz ki işte bu üretim aşamasına şeye gelmiş, hasat aşamasına gelmiş. Hasat aşamasına gelen hatta giriyoruz, hasatlık ürünümüzü alıyoruz. Su altı akıntıları mesela buraya doğru gözüküyor mesela hatlarda. Hatlar biraz oval şekillenmiş. Denizin derinliğine göre midye ekimi yapmaktayız. Yani mesela buraya ektiğimiz boyla, uzunlukla şuraya ektiğimiz boyu farklı değil. Neden? Orası biraz daha kıyı. Mesela bize 10 metre derinlik veriyor ama burası 30 metre derinlik veriyor. Biz de ona göre uzunluğunu vesairesini ayarlıyoruz. Midye dubaları aynı buzdağları gibi. Asıl görünmesi gereken şeyin denizin altında olduğunu bize fısıldar gibi. Şimdi ilk evvela ne yapıyoruz? Buradan sarkıtlarımız alınıyor gördüğünüz gibi. Bu midyelerin içerisinde iri midyeler var. Tamam. Bu iri midyeleri biz fabrikaya götürmek için alacağız. Kemal Bey bu iri midyeleri alıyor. Şimdi ilk evvela Kemal Bey içeri alacak, daha sonra siz çekeceksiniz. Tamam. Ucunu uzatacak size. Tamam. İlk bunları almak, güverteyi almak görevimiz. Çekin ucundan. Al. Çek. Çek, çek, çek. Çek. Tamam. Birkaç tane daha alalım. Vay arkadaş. Aynı şekilde. Şimdi makara sistemini çevirerek hep merdivenin ağzına getiriyor bunu. Böyle alıyor. Yakala. Yakala koyma. Gel şu an ama. Şefim mutfağa benzemez burası. Burası tekne. Yani? Burada biraz yorulacağız. Ya mutfakta yorulmuyoruz yani. Yakala şefi. Ver Kemal Baba. Kemal Bey
Kemal abimizin lakabı da Baba Kemal'di. Vallahi. Evet. Ama bir baba tavrı var ya. Evet. Bak sen de oradan yakaladın. Aynen. Mesela Baba Kemal. Midyelerin kabukları sert ve kenarları bıçak kadar keskin. Bu yüzden eldivenlerle çalışmak şart. Aksi takdirde ellerinizin kesikler içinde kalması işten bile değil. Üzüm salkımlarını andıran midye grupları bağlı oldukları ana halatla birlikte tekneye çekilmeye başlanıyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi bizim midyemizi çıkardık. İri midyemiz burada. Tamam. Gördüğün gibi. Şimdi midyemiz tamamlandı. İşlem bu kadar. Yani fabrikaya teslim edeceğiz iri midyemizi. Bundan sonraki süreç ile fabrikadaki işleme, hani dolması yapılacak, kaynama, haşlatılacak, ayrılacak, iç çıkarılacaksa fabrika artık o ağları, o kolları işlerin devam ettiriyor. Güzel. Şimdi biz buraya bu kara midyeleri almaya geldik. Sevgili konuğumuza midyelerimizi alacağız. İstanbul'daki mutfağımıza döneceğiz. Ve muhteşem yemeğimizi yapacağız. Tamam. Mutfağımızda görüşürüz. Midyeler ayrıldıktan sonra küçük olan midyeler tekrar büyümeleri için bağlara dolduruluyor ve tekrar denize bırakılıyor. Beni teknelerinde misafir eden, midye hasadına katılmama izin veren denizci dostlarıma veda ediyorum. Tabii ki kendi ellerimizle topladığımız midyelerin tadına bakmazsak olmaz. Soframıza gelene kadar yaşadığı yolculuğa tanıklık ettiğim midyeleri tatma zamanı. Konuğumdan önce doyasıya midyenin tadına bakıyorum. Elbette Gelibolu'ya kadar gelip Çanakkale Destanı yazan kahramanlarımızı ziyaret etmeden olmaz. Çanakkale, Türk milletinin yeniden özüne döndüğü, yedi düvele karşı varoluş mücadelesini verdiği yer. Bu destanı yazan kahramanlarımıza ne kadar şükran ve minnet duysak az.
Aslı hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ne haber, nasılsın? İyi, sen? Ben de iyiyim. Harika. Yemeğime bakana kadar çok iyiydim. Yani, yemeğine bakmadım. Yemeğin döküldü. Yani kapak düştü. Bir şey söyleyeceğim. Şunu yaptı. Masaya vurdu. Tamam mı? Ondan sonra kapağı açmasına sebep oldu. Sonra diyor ki ya kenarından göründü. Yani kenarından hani, şuradakini gördüm. Bütün alameti farkasını kaçırıyorsun bir için biliyorsun değil ya, mi? Ya böyle bir şey yok. Ya 26 bölüm boyunca... Aşkım düzgün bir kapak koysaydım böyle yapınca düşmeseydi o zaman. Tamam, bu da şöyle bir durum ama. Bizim sana özenle hazırladığımız o tabak, tamam mı? Evet. Diğer normalde biz farklı bir kapak kullanıyoruz ama görseli daha güzel olsun diye bu tabağı kullandık ve onun üzerine olabilecek tek de kapak buydu. Yani. Yapacak bir şey yok. Bildiğin üzere sen bir yemek olsaydın hangi yemek olurdun? Biz buna çalıştık. Bir seyahate gittik seninle ilgili. Sen gördün tabii ki orada ne olduğuna dair bir fikrim var. Evet, birazcık var. Birazcık var. Ne olurdun peki sen bir yemek olsaydın? Midye. Midye. Aa, çok enteresan ya. Aa, nasıl? Gördüğüme de hiç benzemiyor. Cin gibi yani. İnanılmaz, o kadar zeka şey üst seviyede ki. Tabii ki. Harikasın vallahi. Hemen anladım, öyleydi. Çok güzel. Peki neden midye olurdun? Aşkım. Hayır, midye olurdum değil, şey olurdum ama yani. Yemek olsam. Evet. Böyle... Böyle yedikten sonra ağırlık yapmayan, böyle keyif içinde yiyip, keyif içinde tadına vardığın mükemmel bir yemek olur. Ne olurdu mesela? O yemek mesela? Ne bilmiyorum. Hı. Yiyince ağırlık yapmayan... Ne yapmaz? Hayvan gibi yemezsen yapmaz yani baktığın zaman. Sebze olur, bitkiler sebze olur. Sebze de hiç sevmem. Otlar olur. Ot yerim. Sebze yersin, ot yersin. Otu da yerim. Güzel, harika. Ben o zaman uzatmadan açayım istersen. Tamam, ben drum roll yapayım mı? Belki hadi düşer. Gerçekten harika. Tebrik ediyorum seni. Bak ben sadece şurayı gördüm. Ya. Aşkım çok lezzetli. Yiyebilir miyim hemen? Yoksa tabii işte biraz konuşacak mıyız? Yok, istersen konuşalım, istersen ye. Nedir bunlar? Anlatsana biraz. Sen bir şey yapmaya çalış. Ne? Bir tahmin etmeye çalış neyin ne olduğunu. Okey. Şu börülce. Değil mi? Evet. Çok lezzetli. Güzel mi? Hı-hı. Harika. Çilek de var. Evet, çilek de var. Aynen. Dur aşkım. Ya. Yeni bu kadar. Aynen. Kokularını aldı. Bunlar mı? Bildiğimiz midye, bu çok iyi. Doğru. Bunu sen mi yaptın? Bunu gittin aldın. Nasıl gittim aldın? Midye alınmıyor mu dışarıdan? Midyeyi yapabiliyor musun? Midye yapamıyorsun. Tamam, ben şimdi sana neyi, ne yaptığımı hepsini anlatacağım. Çok kötü yedim. Ben kahvaltı etmedim de. Sen biraz acıktın mı galiba? Bunu çok güzel yapmışsın. Bir diğerlerini de tadınamak istersen. Bakıyorum. Bu ne? Bir bak bakalım ne. Ne bu? Sence ne? Midye özütü mü? Midye, midye tadı var. Ha? Ne aşkım bu? Bak bir tadına tekrar, anlayacaksın. Tadına bakıyorum. Gerçekten bugüne kadar gelen en iştahlı konuğumuz sensin. Tebrik ediyorum, harikasın. Anlamıyorum. Güzel. Ne bu? Onu da anlatacağım. Diğerinin bir tadına bak bakayım. Bunlar ne, altın mı? Altın. Aa. Zenginliğin simgesi. Çilek reçel mi bu? Midyeyle çilek reçel olur mu be? Dur bakayım, oluyor mu? Bak bakalım. Aşkım oluyormuş. Oldu mu? Çok güzel, çok lezzetli. Peki hepsi yiyorum. Bittikten sonra üzerine limon sıkıyor mu? Her şeyi yedikten sonra limonu sıkman da ayrı bir güzel. Neyi neden yaptığımızı anlatayım mı sana? Lütfen. Tamam. Biz seni düşündüğümüz zaman biraz önce de herkesin de fark ettiği üzere bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjin var aslında senin. Yani kimle konuşsak sen çok enerjiksin. Zaten bunu fark etmemek için hani kör olmak gerekiyor ya da seni hiç anlamamak gerekiyor. Bu enerji aslında yenilenebilen bir şey. Sen bu enerjinle hem kendini hem de çevrendekileri yeniliyorsun. Biz de bir ürün düşündük. Dedik ki
yenilenebilen bir ürün olsun. Midye olduğunu düşündüm. Çünkü midye denizi yeniliyor. Denizdeki denizin yenilenmesine sebep oluyor. Çanakkale'ye gittik. Midye tuttuk. Bir midye çiftliğine gittik. Oradan midyeleri ben kendim ayıkladım. Hayatım neden Beşiktaş'a gitmedin? Tepside satıyorlar. Bu kadar uğraşmana gerek var mı? İşte senin için uğraştık. Hocam. Yani, şurada satılıyor abi. 15 için, dakika yol. Senin için o kadar uğraştık ama yaptığın şey direkt tabağa bakmak oldu. Tebrik ediyorum o da işte. Tabağa isteyerek bakmadım. Öncelikle bunu sen de farkındasın. Yavaş dökülüverdi. O yüzden biz sen bir ürün olsaydın hangi ürün olurdu diye düşündük ve kara midye olacağına karar verdik. O nedenle kara midye aldık. Kara midyenin altına deniz börülcesi ve deniz fasulyesi koyduk. Çok iyi bu arada. Sebebi şu, sen çok rahat bir insansın. Tamam mı? Peki deniz börülcesini nereden aldın? Dalgıçlık yapan bir şeyler bulsaydım. Valla değil mi? Gördüm marketten aldın değil mi? Bence mideyi. Kaç tane şey bekliyorsun acaba? Hacım bunu Çanakkale'den alıyorsan Beşiktaş'taki şeyi. Diğerlerinde bir zahmet gösterdin. Diğerlerini bir zahmet yap. Çünkü fasulyenin ve börülcenin denizdeki böyle dalgalanmaları da çok rahatlır ya. Böyle çok huzur verir, mutludur, keyiflidir. Sen de öylesin aslında. Senin hayatının zemini bir rahatlıkla ilgili olduğunu düşündük. Öyle. O yüzden aynen. Deniz fasulyesi ve deniz börülcesi koyduk. İçerisine çilek koyduk. Çünkü renkli olduğunu bilmeyen yok. Çok renkli bir insansın. Senin üç halin var Aslı. Bize göre, bizim tespitlerimize göre. Birinci halin böyle herkeste krema kıvamı alabilen şeker kız hali. Tamam mı? Böyle yumuş yumuş olan hali. Bu yumuş yumuş olan halini biz biraz önce yediğin o beyaz şey vardı ya, midye olduğunu düşündüm. Ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu anlamadım. O karides aslında. Çünkü biraz yeseydim bu arada. Öncelikle acım, ikincisi çok güzel yapmış. Kendimi yiyorum ya bir de, ben bunu ya. Ya aynen. Keyifle yiyorum. Aynen. Karidesin en önemli özelliği kalabalık gruplar halinde kendi gruplarıyla birlikte yaşarlar. Tamam mı? Sen de aslında kalabalık bir insansın. Kurduğun yalnız bir insan değilsin. Yani sürekli sosyal ve insanlarla doğru ilişkiler kuran bir insansın. Hı hı. O yüzden biz orada karidesi kullanıyorduk. Diğer halinde sen çok tutkulu bir insansın. Üç halin var dedik ya. İkinci halinde çok tutkulusun. Bu tutkuyu da biz kırmızıyla simgelemesek olmazdı. Yaptığın işte de, bütün ilişkilerinde de, her şeyde çok tutkulusun. O yüzden dedik ki ama bunun böyle tutkunun hani hafif acı bir tarafı da vardır ya. Fark ettiysen o çilekte birazcık acılık da var. Öyle mi? Açım çok fark etmedim ben. Çilekle çeliydi o. Ağzında birazcık dursan direkt yutmasaydın herhalde. Bir şey diyeceğim, bu artık terbiyesizlik. Herhalde. Gusto deyince de sen yani. Eyvallah. İnanılmaz. Yediklerini ayırabiliyorsun değil mi? Muhteşem yani. Ne yaptın? Ellerine sağlık. Aslı iyi ki geldin. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Gerçekten bu yeni sezonun ilk bölümünü bu kadar yüksek enerjiyle yapıyor olmak bizi çok mutlu etti. O yüzden iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İlk çağırdın. Sevgili Aslı. Karnım doydu. Afiyet olsun. Ben her zaman karnımı doyururum. Hiç merak etme. Tamam. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.